Yani babamın bayramı yakın kaybettik. Bayramları kabul etmiyorum. Çünkü hep baba sevgisi arıyorum. Yani hep baba olgusu var hayatımda. Mesela ne kadar ya işte İbrahim abiye bile baba sevgisiyle yanaştım. Onu o şey babalık yaptı çünkü görüşüyor bize. Görüşüyor musunuz şimdi? Yani uzun zamandır hayır. Görüşemiyorum. Çünkü ben onu öyle görmek istemiyorum. Çünkü ölürüm üzüntümden görürsem. Çünkü hastaneye gittim. Yoğun bakım ünitesine falan da girmeme müsaade ettikleri halde aileden biri olarak girmedim. Çünkü ben İbrahim Tatlıses'e her zaman hayat dolu, çok güçlü, güne çok neşeli başlayan, herkesi böyle pozitif bir şekilde hayata aktarmaya çalışan bir adamdır. Bağırır çağırır ama kalbinde hiçbir şey yoktur. Öyle gördüğüm için o şekilde görmek istemiyorum. Aradınız. Biz sanatçıyız, hassas insanlar tabii canım. Hastanede bile oradaydım. Yani o yüzden... Biraz da Derya ile çok yakın olduğun için. Tabii o da var. Evlendi. Ayşegül'le çok... Allah mutlu etsin. Ayşegül Hanım'la bildiğim kadarıyla görüşmüyordunuz. Onun da etkisi var tabii. Tabii Derya Tunacı'dır o kesin. Ya öyle bir şeycil değil de yani... Bir de öyle bir durum var şimdi. Ama arkadaşı Derya'nın. Ben o daha yakındır. Ben İbrahim'in çocuk psikolojisini düşünerek... bazı adımlarımı atıyorum. Küçük İdo'nun yani. Küçük İdo'nun. İbrahim. Adı İbrahim zaten. Evet İdo'nun. Yani İdo onun psikolojisini ama. Düşünerek abisi olarak adımlarımı dikkatle aslan atıyorum. Aslan gibi o da maşallah. Evet. Maşallah. Aslan gibi etilerdeki kebapçının başına geçmiş. Çok maşallah. İş adamı akıllı. Yani. Çok terbiyeli sanat, efendi. O da çok efendidir. Çok aşırı terbiyeli yani. Özel insanları karşılar falan çünkü böyle. Çünkü onu gerçek anlamda yetiştiren insanı açıklayayım. Rahmetli dedesi. Yani Derya'nın babası yetiştirmiştir. Hmm. Onun ahlakı, onun saygınlığı birebir İdo'dadır. Yani öyle bir çocuk o. Herkesin yardım eder, herkesin işine koşuşturur. Çok efendidir gerçekten. Çok seviyorum onu. Allah hayırlı ömürler nasip amin, etsin. Amin. Hep başarılı amin. Olsunlar inşallah. Yani dizide izleyecek miyiz sizi? Valla beni dizide izleyecek misiniz? Şu anda engelim var çünkü ben bakım konserleri veriyorum. Haftada bir gün televizyon şovu yapıyorum. Normal konserlerime gidiyorum. Şu anda benim diziye ayıracak vaktim yok. Sinema filmi de teklifi var bana. Hmm. Evet böyle o da böyle komediyle maceranın iç içe olduğu. Hani Yılmaz Mogül'ün Twitter'da sergilediği o mizahi yönünün ön planda olacağı. Ne bileyim actionlı, bol action. Mesela işte orada kickboksçu özelliklerimi falan da. yazılıyor yani şu an. Göstermemi istiyorlar. Evet öyle kickboks şeyler var. Kickboks mu yapıyorsunuz? Tabii. Zaten benim abim bütün aile sporcu Mert Bey. Bütün aile müzisyenler mesela halam benim müzikolog Hacettepe Üniversitesi. Hiç dövdünüz mü kimseyi? Evet. Kimi dövdünüz? Yani kötü örnekleme olmasın şiddete kesinlikle karşı bir sanatçı modelim. İnsanım insanın insana el kaldırmayacağını. Gerekmiş demek ki. Sözle bile tabii anneme laf atılınca, anneye uzatılınca söz vallahi hiç üzülmem. Senden hiç beklenmedik bir durumda düşünsene karşıdaki adam hiç beklemiyor. Yılmaz bir giriyor. Nasıl ama oldu? Bütün sanat Yılmaz dünyası nasıl bilir oldu? Benim. Tabii bir koç ve karateci sen olduğumu. Sen sanat dünyasından birini mi dövdün? Yok hayır bir ton maisterin. İşte, tamam. Ton maisterini. Nasıl oldu Yılmaz Bey? Yani bir gecede 3 program yaptım bir gün. 4 program yaptım. Adana'daydım. Biri Vali Bey'in yemeğiydi. Öğlen yapıldı. Ondan sonra akşam üzeri yine bir kurumun, özel kurumun partisine sahne aldım. Oyağım iyi bilirler o dönemleri. Adana'yı. Bir isim vermiyoruz tabii. İki tane otel karşılıklı. Vermiyoruz. Hem birinde bir de normal saatte bir otelde bir de gece kulübü vardı diğer otelinde. Bir de gece kulübü saatinde. Bir 3 programı yaptım. Gece kulübündeki tesisat kurulmamış. İçerisi nasıl? Ana baba günü. Ve ben artık yoruldum. 3 program. Bu 4. olacak. Evet 4. olacak ve tesisat yok. Çıktım çocuklar hadi dedim kuracağız dediler bir yarım saate kadar. Ben mikrofonsuz 45 dakika okudum. Ondan sonra bir kıyafet değişimi için ara verdim halen yapılmadı. İşte bana hakaret vuku buldu ve gerçekten araştırabilirsiniz bunu. Çünkü hayatımda ilk defa mahkemeye bu olay yüzünden çıktım ben. Bu kişi hemen bana bu hakareti yaptıktan sonra bunu böyle aldım duvarlara. Duvardan duvara komalık ettiniz. Ayaklarımın altına aldım. Yumruk ama anneme. Ayak altında onu. Anneme laf geldi. Ne demek? Ve bu insan böyle kaşla göz arasında bizi ayırmaya çalışan garsonların arasından çıktı. Mutfağa girdi. Böyle bir büyük döner bıçağıyla bana saldırdı. Sonra?
Sonrası ne olacak? Ben aldınız o döner bıçağını. Yakından herhalde. Tanıyın. Ondan sonra ben tabii döner bıçağını saygım elinden sonsuz aldım. Sonsuz abi. Saygım sonsuz. Ve esnafında abi saygım sonsuz. Ve hayatımda ilk defa hiç uyumadan sabah mahkemeye çıkardım. Ya, döner bıçağını aldınız sonra ayırdılar mı? Tabii. Yani işte. Ondan sonra bana estetik mahkemeleri açtı adam. O derece. Adamın façasını sen bozdan. Onu bir anlatsın Yılmaz Bey. Ama bakın. Adana tabiri. Yani Ebru Gündeş'inden İbrahim Tatlıses'ine kadar. Herkes bilir. Haksızlığa gelemem. Mesela çok koruyucu özelliğim var benim. Çok korurum. Esin Hanım, Mert Bey, Gizem Hanım, Oya Hanım. Burada ben sizle bunu paylaştım ya. Bitti. Bu suyu. Sizin hakkınızda kimse konuşamaz. Hiç kimseye müsaade etmem. İyi ya da kötü. Konuşturmam yani. Böyle bir özelliğim var. Çok korumacılığım var benim. Herkese karşı ama. Bütün bak mesela bu hanımefendiyi çok seviyorum. Çünkü eşini çok seviyorum. Çok terbiyeli bir adam. Ailesine, anasına, babasına saygılı, çok düşkün bir adam. Onun eşi olduğu için ben bu hanımefendiyle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Hani arkadaşımdan dolayı. Anladım. Anladınız mı? Anladım. Siz hem sinemadaki çalışmalarınız Oya Hanım, hem de öyle bir efendi evlat yetiştirdiğiniz teşekkür için ederim. Sizinle sevgili Şenay. Siz yıllardır magazin programı sundunuz Mert Bey. Allah aşkına adınızı bir şeye karıştırdınız mı siz ya? Bu efendiliğiniz, bu çizginizi hiç bozdunuz mu? Sevgili Şenay Düdek demiş ki selamlar, öpüyoruz. Şenay abicim seni çok seviyoruz. Çok doğru konuşuyor Yılmaz. Allah razı olsun. Ama Türkiye'de gerçek bir yarışma vardı. Hayalin içinde söyle. Çok büyük bir misyonu vardı. O farklı misyon. O ya, müzik yarışması değildi o. O farklı bir şeydi. Evet. Hayalini gerçekleştirdi. O hayallerini kavuşturuyordu insanları. Orada ama da zaten Şenay Hanım jüri üyesiydi. O da bitti işte. O da bitti. O tarz şeyler bitiyor. Tutmuyor. Hayalini gerçekleştirme, ya o, yardım konu şeyleri tutmuyor. Amerika'da o American Idol diye bir yarışma var. Jennifer Lopez falan böyle jürideler. Nasıl tutuyor? Amerika Türkiye'de yapıldı, tutmadı. Tansa Türk, Asena. Ya çocuklar Allah aşkına falan. Şimdi mesela Murat'ı Uysuz ben Virgin de çok seviyorum. Şimdi bak Murat da birlikte konserlere gidiyoruz. Her yerde karşılaşıyoruz. Efendi çocuk. Allah aşkına efendi yani bir çocuk. Terbiyeli bir çocuk. Ama yani şimdi jüri koltuğundayım diye. Yani sen müzik yarışmasındasın. Müzik jüriline seni onurlandırmışlar. Orada abi işte seni eve getiririm. Abi işte biz şöyle yemek yeriz beraber. Sana şunu alırım. Sana bunu yaparım deyip yerlere yatmalar falan. Ama formatı o. Abi öyle. Format falan değil bu. Ağır mı istiyorsun lütfen sen? Ağır mı? Yani, ağır mı olmalı? Orada çocuğun sen sesini mi değerlendiriyorsun? Sanat çerçevesinde mi ele alıyorsun yoksa yani ay çok güzel kız onu bak işte biraz şöyle yaparız senle ama biraz bunu şov pro yani televizyondaki her şey ya da şöyle biliyorsunuz. Diyeyim. Peki bu çerçevenin adamı olmadığı halde bunlara neden evet diyor Acun Ulucalı? Bu çerçevenin adamı olmadığı halde ne demek? Çok teşekkür ederim. Onu anlayamadım. Bu çerçevenin adamı olmadığı. Yani o da mesela bu tür davranışlara karşı bir adamdır normal hayatında. Kim? Acun Ulucalı. Hmm. Neden o zaman sen evet diyorsun? Ama yarışma olduğu için, reyting olduğu ama için değil mi? Yarışma yine de sonuçta bir sanatçı Murat Boz. Yani yarışma programları sonuçta ben baktığınız zaman. Ben seni çocuğumun yanına getiririm. Ben seni evime getiririm. Seni evimde al. Ne ilgisi var senin sesinle, sanatınla? Aslında sonra çocuklar çok üzülüyor Mert Bey ya. Bu çocuklar bunalım geçiriyorlar. Her yerde karşılaşıyorum. Her konserimde geliyorlar. Abi ben bu yarışmaya katıldım. Bana ne sözler verdiler. Elimden tutmadılar. Şimdi o yarışmaya katılan kişinin bu olayın formatı olduğunu, böyle olacağını iyi anlatmak lazım. Sonuçta bir entertainment dediğimiz olay var, eğlence. Hayallere yani kapılmamaları gerekiyor. Ama ne hayal veriyorsun? Aa ben sana albüm yapacağım diyorsun. Yılmaz Bey bir şey söyleyeceğim. Sen Murat Boz'sun diyorsun ki ben sana albüm yapacağım, single yapacağım çocuğa diyorsun. Ama aslında o en başında söylenmiyor. Şimdi şarkıyı söylüyor yarışmacı, dönenler dönüyor. Hiç kimse dönmezse şu noktalarda şöyle olsaydın daha iyi olabilirdi. Bir dahaki sene tekrar bekleriz gibi. Dediğiniz gibi müziksel açıklamalar Allah aşkına, yapılır. Allah aşkına boş verin. Hadise Hanım dedi. Sen benim ateşimi yükselttin. Çok yakışıklısın. Çok bilmem. Ne oluyoruz ya? Yılmaz Bey. Ne isim oluyoruz olarak, Allah Yılmaz aşkına? Ya bu formatı iyi anlatmak lazım. Oraya katılanlar bir ben bunları müzik yarışması olarak yani kabul etmiyorum. Murat bu çocuklar da gitmesinler, üzülmesinler. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Murat Boz için veya Hadise için genel şey olarak söylüyorum. Format. Bu tip formatlardaki. Acun'dan çok özür dilerim. Acun'dan teklif geldi mi hiç sana? Bu programlar için. Herhangi bir program. Hayır. Ben hiçbir formatımdaki yer almak istemiyorum. Çünkü ben kendimde böyle bir hakkı görmüyorum. Çocuk oraya müzik yarışması için gelmiş veya hanımefendi sesini sergileyecek, sanatını sergileyecek. İyi, hadi ben eve gidelim seninle. Bak ben seni ailemle tanıştırayım. Sana şu kıyafetleri alırım. Seninle şöyle yemeğe çıkalım. Ama ne oluyoruz? Ama o bir şov programı. Beni ilgilendirmiyor. Ben öyle konumlarda yer alamam.
Benim demek istediğim... Şov yapamam. Jüri üyelerine birbirine sataşamam ben. Öyle bir hakaret vuku kelimeler kullanamam. Mesela Ebru Gündeş, bana yakışmaz. Ebru Gündeş daha...